Merhaba. Yaz sıcakları kavuruyor. Kabul edelim insanları mental ve fiziksel olarak etkiliyor. Türkiye'de iktidara talipseniz ve seçime en fazla 10 ay kalmışsa tatil yoktur. İki konunun altını çizelim. Birincisi iktidar içeride ve dışarıda yaptığı hamlelerle cephesini tahkim ediyor. Bir yanda siyasi ve ekonomik olarak ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Öte yanda 20 yıl sonra cemevi ziyareti gibi ataklarla şirinlik yapıyor. İkincisi ülkede gerçek gündemi konuşan gazeteci kalmadı. Bir avuç belki. Konuşanlar da yurt dışında işini hakkıyla yapan gazetecileri itibarsızlaştırmaya çalışmakla meşgul. Aralık ayındaki döviz depreminden bu yana 8 ay geçti. Bunun sonraki 10 ayda dizginlenerek sürdürüleceği açık. Ankara bir taraftan Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden sisteme sıcak kaynak enjekte etmeye çalışırken, diğer taraftan otomobil satışlarına getirdiği kısıtlamalar, kira ücretlerinin bastırılması, zabıta tedbirleri, et fiyatlarında indirim, şirketlerin elindeki dövizin belli miktarına çökme gibi iç tedbirlerle kamyonu devirmeden seçimi garantileme derdinde. Sarayın çok bilinen oyun planı devrede. Batıya dönük eylem ve söylemde sertleşileceği muhakkak. Nitekim İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine verilecek veya verilmeyecek vize bu amaçla kullanılıyor. Rusya açısından Türkiye siyasi, askeri ve ekonomik yönden hiç olmadığı kadar önemli noktada. Erdoğan rejiminin devamı söz konusuysa bunda Putin'in üstleneceği rol kesinlikle hesaba katılmak zorunda. İran ve Rusya liderliğinin Türkiye'yi Suriye ile sulha zorladığı da açık. Bu konuda atılacak adımlar içeride mülteciler üzerinden zafer diye sunulacaktır. Dikkat edilirse Türkiye geçen yıla kadar Ege, Akdeniz'de, güneyde Suriye ve Irak'ta yani büyük fütursuzlukla at oynattığı bölgelerde artık kımıldayamıyor. Yapılan şovlarda bu durum özellikle saklanıyor. Gelen şehit cenazeleri kıyıda köşede geçiştiriliyor. Haliyle başbakanın bile liyakatle seçilmediğinin açıklandığı bir ülkede. Sınav sisteminin sorgulanması, kimi festival ve konserlerin engellenmesi üzerinden böyle bir şey olabilir mi yayınları, Konya'da düzenlenen seyircisiz İslam oyunları üzerinde tepinilmesi vesaire tüm bunlar realiteyi değiştirmiyor. Türkiye kamuoyu sınır ötesinden gelen onlarca şehidi görmüyor. Cebinde ekmek alacak parası yok, son tahlilde Allah devletimize zeval vermesin diyor. Halkın neyin iyi neyin kötü, neyin yalan neyin gerçek olduğunu anlayacağı bir süreçten geçmediğimiz muhakkak. İktidara oy vermeyen ve büyük nefret duyan kesim değil kastım. Mühim olan iktidarı değiştirecek oranı yakalamak. Bunun için de en az %60'ı ikna etmek zorundasınız. Değilse Ali Babacan'ın geçenlerde yarım ağızla ifade ettiği gibi kimi sandık oyunlarıyla kaybetmeniz aşikar. En son Putin'le görüşürken Erdoğan'ın hareketlerindeki yavaşlık Rus gözlemcilerin dikkatinden kaçmadı. Ortak basın toplantısı düzenlenmemesini buna bağlayanlar oldu. Görüldü ve görülüyor ki liderin sıkıntılı sağlık durumu bile nasıl bugüne kadar idare edildiyse bundan sonraki 10 ay içerisinde de pekala perdelenebilir. Öyle de oluyor. Muhalefetin altılı masasına baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu dışında aktif ve iktidara gelirse yapacaklarını somut cümlelerle ortaya koyan lider yok. Eğer planlı bir strateji uygulanmıyorsa Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında geçecek bir yarışta son düzlüğe doğru koşuluyor. Senin benim oyumun pek önemi yok. Mühim olan 20 yıldır değişmeyen bir sonucu değiştirecek bir plan mı bu? Bilmiyoruz. Ve emin değiliz. Emin olduğumuz şey Erdoğan için iktidarı kaybetmek ölüm demek. Sadece ihtimali bile. Ve yine emin olduğumuz şey bunun anahtarı artık onun elinde değil. Gerçekten amaç iktidarı değiştirmekse bu anahtar Putin'in elinde olduğu kadar Kılıçdaroğlu'nun da elinde olmak zorunda.